Selam, ben Sultanoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz motorlu testere nasıl çalıştırılır? Beğeneceğinizi umuyorum. İnşallah faydalanırsınız. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir konumuzda bugün huzurlarınızdayız. İnşallah faydalı oluruz. Bugünkü konumuz iki zamanlı motorlarda çalıştırmadan önce benzin ayarı nasıl yapılır onu anlatacağız. İki zamanlı motorlar bildiğiniz gibi iki zamanlı yağ kullanılıyor sadece. 2T diye yazar. Bunu ayarlarken kapak ayarı falan öyle şeyler pek kullanmazsanız daha iyi olur. Şöyle usta yer gösterirseniz. Kendisinin zaten içinde çıkar böyle bidonlar vardır. Burada 1/20 ve 1/25 bizim kullanacağımız ölçülerimiz. Bu bir depoluktur. 1 litreye 40 gram 50 gram olacak şekilde ayarlanır. Şimdi nasıl ayarlanıyor onu gösterelim. Burayı gördünüz değil mi? 40 gram ya da 50 gram maksimum minimum ölçüleridir. Benzini koyuyoruz önce. Tabii benzinini koyalım inşallah. Şimdi gördüğünüz gibi 1/20 oranına kadar benzin doldurduk. Kalan yerimize de iki zamanlı yağımızı koyacağız. Evet. Bu şekilde ayarlıyoruz. Arkadaşlar benzinimizi yağımızı karıştırdık. Şimdi hızlarımızı alıyoruz. Burası benzin deposu. Şu öndeki de yağ deposudur. Bu yağ deposuna da 10-30-10-40 yağ koyarak zincirin yağlama yağını ayarlayabiliriz. Burada bir de Mustafa ustam şey çok geliyor bize. Kapak ölçüsü söyleyemiyoruz. Niye söyleyemiyoruz? Şimdi kola bidonunun kapağı da kapak. Normal bir bidonun kapağı da kapak. Şimdi onun için ölçüler tam ölçüsünde olursa daha iyi olur. Hem motorumuzun ömrünü uzatır hem de fazla yormamış olur. Depomuz doldu değil mi bu şekilde? Tabii, depomuzu doldurduk. Bu birinci yapacağımız işlemdi. Birinci yapacağımız işlem. İkinci yapacağımız işlemde zincir yağlaması için yağ koymak. Tabii palasını zincirini montaj ettikten sonra buraya 10-30-10-40 yağ konması lazım. Zincir yağımızı da koyduk 10-30. Makinamız şu anda çalışmaya hazır. İlk önce yapacağımız işlem cikleyi çekeriz. Cikleyi çektikten sonra çalıştırma mandalı yahut da düğmesinden bir konumunu alırız. Tabi bazı motorlarda şöyle bir şey var. Tetikten atıyor cikle. Ona dikkat etmeleri lazım. Tetikten atanlar da tetiğe basıp cikleyi içine gitmesi lazım. İçine gitmediği zaman motor boğulur. Çalıştırmak daha zorlanır. Bu şekilde olduktan sonra motorumuzu birkaç tane çalışır çalışmaz hemen gaza basmayalım. Soğuk olduğu için boğulacaktır. 5-10 saniye motora kendini toplaması için zaman verelim. Rölantide çalışsın. Tabii biraz rölantide çalışsın. Tabii, bol tabii. Benzini emsin. Tabii emdikten normal sonra seviyesine normal insin. Seviyemize binsin. Şöyle de bir ek bilgi vereyim.
bilgi amaçlı tabii. Motorlar sıfır açıldığında kutuda ilk çalışma esnasında bir depo kadar Roland'da çalışması daha iyi olur. Yani bir defa benzini koyuyoruz, yağını koyuyoruz, motoru çalıştırıyoruz. Kendi kendine Roland'de depo bitene kadar çalışsın. Depo bitene kadar çalışsın. Bu silin çok önemli bir şey değil mi? Yuvaya alışsın. Motor ömrünü uzatmak açısından. Çok önemli, çok önemli. İlk çalıştırdığında zaten o boşta çalıştırmadan yüke vurduğu zaman motorun ömründen yiyecektir. Burada şu da aklıma geldi, onu da hatırlatayım ek bilgi olarak. Şimdi benzin yağ karışımı ayarı yaparken 40 gram 50 gram özellikle tercih ediliyor ki 40 gramın altına düştüğünüz zaman benzin yağ karışımı ayarı zayıf olduğundan sürtünme fazla olacak, silindir pistonun ömrü azalacak. Yağımız fazla olduğu zaman çok yağlıyor diye bir şey yok. Yağımız fazla olduğu zaman da bu sefer silindir pistonun üstünde kurum bağlayacak. Kurum bağladığından yine sürtünme olup motorun ömrü sürtünmeden dolayı kısalacak. En ideali bu ölçülerin tabii arasında kullanmak. 1 litreye 40 gram 50 gram olacak şekilde kullanmak. Zaten standartta da olur. Umarım faydalı olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü çalışmamızda benzinli odun kesme motoru nasıl çalıştırır onu anlattık. Beğendiğinizi ve faydalandığınızı ümit ediyorum. Kanalımıza abone olun, like atın ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.